أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فويل أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت جواد الكريم إن الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله أما بعد فإن أصدق الكتاب الله وهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق رسول الله فيما قال وكما قال قال الله في كتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم. Evet kardeşlerim, Allahu Teala nasip ederse bugünkü sohbet konumuz son zamanlarda mesela Türkiye'de özellikle son 30-40 senede Türkiye'de gittikçe kök salan bu maalcilik adı altında ortaya çıkıp sonra artık Allahu Teala dışında din, peygamber, İslam'ın bütün değerlerini inkara yönelik olan deizm dediğimiz yabancı bir kelime, neredeyse Avrupa'dan çıkma 200 senelik bir geçmişi olan deizm dini üzerine konuşacağız. Çünkü gerçekten şeytanın tarihsel süreçte İslam'a karşı Allah-u Teala'nın gönderdiği bütün vahiy peygamberlerine karşı sürekli ne yapmıştır? Ataklarda bulunmuş, oyun ve hilelerde bulunmuş. Deizm ise son dönemlerde gittikçe ravaç gören, aslında insanların hevalarına, egolarına, nefislerine hitap eden, hiçbir kural bulunmayan, tamam sümme aşa Allah-u Teala var, vicdan tatmin oldu, ondan sonra artık haramlar, kötülük, şer ve onun için bir haram kavramı olmadığı için tamamen nefissel ve egosal bir inanç yapısı olarak ortaya çıkan, işte Allah'a inandığını söyleyip ama Allahu Teala'nın gönderdiği bütün peygamberleri inkar eden, Allah'a inandığını söyleyip Allah'ın haram kıldığı her haramı çiğneyen, Allah'a inandığını söyleyip Allahu Teala'nın yeryüzünden hukukunu kaldıran, yeryüzünde var olan bütün devletlerin, bütün kabilelerin, bütün aşiretlerin, bütün grupların bile bir hukuku varken sümme aşa Allahu Teala'nın insanı yaratıp sonra da bir hayvan gibi sokağa saldığını, dünyaya saldığını ve insana karışmadığını, insanı kendi iradesiyle baş başa bıraktığını iddia edecek kadar cahilce akla ve mantığa hitap etmeyecek kadar gerçekten sadece egoları ilahlaşmış, nefisleri putlaşmış, insanlara hitap eden, insanları davet eden bir dinden bahsediyoruz. Neden? Çünkü akılcılık adı üzerinde son 100 yıl içerisinde, mesela 1923'ten sonra İslam halifesi sürülüp Türkiye İslam coğrafyasının lideri halifesiyken İslami bütün devlet yapısı ortadan kaldırıldıktan sonra dünya genelinde Siyonizmin, Yahudilerin ve bütün Allahu Teala dinine savaş ilan etmiş olan Avrupa'nın, NATO'nun, Birleşmiş Milletler'in veya artık ne diyorsanız deyin bütün kurum ve kuruluşların İslam'a karşı ciddi anlamda bir mücadele verdiğini ama İslam'ı tahrif ederken İslam dinine karşı İslam'ın görüntüsünde olan bir takım akımları, fikir yapılarını kullanarak ne yapmaya? İslam'ı devlet vasfını yitirmeye, İslam'ın hukuksal yönünü yok etmeye yönelik ciddi anlamda çalışmalar yaptığını ve bunun artık özellikle bulunduğumuz bu 21. yüzyılda bu ahir zaman dediğimiz bu dönem içerisinde artık meyve verdiğini, insanların özellikle genç nüfusun artık Allahu Teala'nın diniyle, İslam'la bir bağının kalmadığını, tamamen egolarına, hevalarına göre kendilerine neyi vicdanlarına neyi uyarsa, vicdanları neyi kabul ederse onu kendine erdem kabul eden, tabi vicdanın altında şeytanın veya insan egosunun bulunduğunu unutmamak lazım. Onun için biz biraz deizmi inceleyeceğiz ve Allahu Teala'nın deist olan, Allah'ın dinini ve peygamberlerini inkar eden ve güya Allah'a inandığını söyleyenlere Rabbül Alemin'in Kur'an'da cevapları, Allahu Teala'nın onlara hitapları ve daha önemlisi şu bir gerçek ve hakikattir. Yeryüzünde kim olursa olsun Allahu Teala'nın hukukunu çiğnediği zaman istiyorsanız ateist, istiyorsanız komünist, istiyorsanız emperyalist, istiyorsanız deist, istiyorsanız maalist, istiyorsanız sih olsun, istiyorsanız şamanist olsun, budist olsun, zerduşt olsun fark etmez.
hepsinin mutlak olarak kıyamet günü tek sorguya çekilecekleri hukukun Kur'an olduğunu, Allahu Teala'nın hukukuna göre muhakeme olunacaklarını ve o hukuka uymayanların mutlak cehennemle karşılaşıp Allahu Teala'nın azabına müstahak olacaklarını açık ve net olarak bildiriyor. Onun için deizm nedir? Deizmi ben size kısa olarak tarif edeceğim. Ondan sonra İslam hukukunun böyle bir din yapısına bakışını size anlatacağım. Neden diyeceksiniz? Çünkü kendisini Müslüman olarak tarif eden ve gittikçe de Kur'an'la bağlarını kesen Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı küçümseyen, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a tepeden bakan, onu bir postacı gibi görüp onu aşağılayan, sünnetini basit gören, gerici gören Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ve Kur'an'ın övdüğü o topluluğun, o sahabe topluluğunun yaşadığı dönemi örümcek çağı denen, gerici bir dönem diye 1400 sene öncesine göre bir hayatın sürülmeyeceğini, insanların öyle bir yaşantı yaşayamayacağını bu yüzyılda diyen insanların gerçekten İslam'a verdikleri tahribatın adı deizmdir. Neden? Çünkü önce maacilikle mesela Yaşar Nuri Öztürk'ü hepimiz biliriz. Profesör, doktordu. Türkiye'de sosyetenin profesörüydü, sosyetenin din hocasıydı, sosyetenin akıl hocasıydı. Her sohbetinde, her konuşmasında, her şeyinde İslam'a zarar verecek, İslam'dan taviz verecek her şeyi yaptı. Ömrünün son 5-10 senesinde kalktı dedi ki insanlığın kurtuluşu Allah'ı inkar etmemek ama Kur'an'ı, sünneti, peygamberi, bütün dinleri, bütün peygamberleri inkar etmek olduğunu söyleyerek kafirliğini ilan etti. Peki bu adam daha önce ne yaptı? Önce maacilikle ortaya çıktı. Dedi ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam adına İsrailiyat olacak milyonlarca hadis uyduruldu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da bizim gibi bir beşerdir. Onun da söz söylemeye hakkı yoktur. Ama bak işin garip yanı, peygamberin söz söylemeye hakkı olmadığını söyleyenler ölmeden önce Allah-u Teala'nın da dünyada insan üzerinde söz sahibi olmadığını, hiçbir konuşma hakkının bulunmadığını söyleyerek ne oldular? Allah'ın dinine ihanet ederek kafirler olarak ölüp gittiler. Ondan dolayı aslında bizim neslimizi, çocuklarımızı tehlikeli bir süreç bekliyor. O da nedir? Ya komünist idollerdir, ya sosyalist düşüncelerdir, ya kapitalist bir fikir akımı, materyalist dediğimiz ya da bu deizm gibi, maacılık gibi fitne unsuru olan inanç yapılarının artık toplumu etkilediğini biliyoruz. Deizm, yaratancılık anlamına gelen bir terimdir. Yani bu yabancı dilde yaratancılık. Deizm, evrenin bir yaratıcısı olduğuna inanmak ama o yaratıcının insanı var ettiğini ama hiçbir şekilde o yaratıcı insanı var ettikten sonra, dünyaya gönderdikten sonra kendisine hiç müdahale etmediğini, helaline, haramına, doğrusuna, yanlışına, vahşetine, cinayetine, katliamına, hiçbir şeyine karışmayıp kendi halinde onu böyle saldığını söyleme akımıdır. Yani böyle bir inanç yapısıdır ki zaten aslında bir insan tevekkül ettiği zaman şu soruyu kendisine sorabilir. Allah rızası için Türkiye'de eğer bu sistem olmasa, mesela Türkiye İslami bir hukuk değil, layık bir hukuktur. Ama eğer devletin bir hukuku olmasaydı, devlet bir hukukla yönetilmeseydi bu toplumun hali nice olurdu? Veya şunu da söyleyelim. Biz diyoruz ki Allahu Teala başımızdan devleti eksik etmesin. Neden? İşte polisi var, jandarması var, emniyeti var, hukuku var, yargıtayı var, danıştayı var. Her şeyi kontrol ediyor. İnsanların birbirine zulmetmesine mani oluyor. Bu bir terimdir, o bir tabirdir. Ama bu insanlar ne diyor? Bu insanlar diyor ki evet Allah bizi yarattı, Allah bizi yoktan var etti ama bir devlet başkanı kadar bizim üzerimizde hakkı yok. Bir kabile reisi kadar, bir aşiret şeyi kadar bile üzerimizde söz hakkı yok diyebilecek kadar ahmakça, zanca konuşabiliyorlar. Bu kadar ki yani bir insan tevekkül ettiği zaman aslında ne kadar cahil, ne kadar ferasetsiz, akılsız olduklarını gösterir. Peki Allahu Teala bu tarz inanca sahip olan, Allahu Teala'nın var olduğunu söyleyip Allah'ın hukukuna karşı olan, peygamberine düşmanlık besleyen ve her fırsatta dine saldıran, din düşmanlığı yapan ve Allahu Teala'nın gönderdiği peygamberleri aşağılayan insanlara ne söyleyecek? Elbette ki Allahu Teala ilk önce Zariyat suresi 56. ayet-i kerimede yeryüzünde deistlik iddiasında bulunan herkesi yalanlayarak Allahu Teala'nın insanı var etme amacının kulluk ve ibadet olduğunu, bir gaye ile yaratıldığını, hatta Araf suresinde ve değişik surelerde de Allahu Teala insanın yaratılış sebebini açık ve net olarak dile getiriyor. Nitekim قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى فِي كِتَابِ الْكَرِيمِ وَمَا خَلَقَتُ لِجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Biz cinleri ve insanları sadece ve sadece bize kulluk ve ibadet etsinler diye yarattık. Peki kul ve ibad kelimesinin anlamı nedir? Bir insanın teslim olması, Allahu Teala'nın sözüne, Allahu Teala'nın emirlerine, Allahu Teala'nın gönderdiği vahiye tabi olması, ona göre Rabbine olan tanzimini, hamdini, senasını dile getirip hayatını da
Bir kul olarak, kul nedir? Köle anlamına gelir. Kölenin vasfı nedir kardeşlerim? Köle sahibinin emrindedir. Sahibi ona neyi doğru görürse onu doğru bilir, neyi yasaklarsa onu yasaklar, onu sınırına dikkat eder, ona göre yaşar, sonuçta mükafatını ve ecrini alır. Allah-u Teala insanoğlunun boş yaratılmadığını, başı boş olarak hiç yaratılmadığını, çünkü eşrefi mahluk olduğunu, hatta yani Tin suresinde de bunu özellikle beyan ediyor. Allah-u Teala وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَالتُّورِسِينِ وَهَذَا الْبَلَدُ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانُ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمِ ثُمَّ رَدَتْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلِينَ diyor. Allah-u Teala zeytine, incire, beledül emin, Kabe'ye, Mescid-i Aksa'ya, bütün kutsal coğrafyaya Allah-u Teala yemin ediyor. Sonra insanı en şerefli bir varlık olarak yarattığını, hatta meleklerden üstün yarattığını, yeryüzünde var olan cinler, bütün varlıklardan üstün yarattığını, ثُمَّ رَدَتْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلِينَ, sonra da öyle ahmak ve saçma sapan fikirler ortaya koyarak kendilerini hayvandan bile daha aşağılık terekelere kadar düşürebiliyor. Hatta düşünsenize, belki hepiniz şahit olmuşsunuz. Bazen camilerin minarelerinden imamın sesi geldiği zaman bile köpek havlar, kendini renkten renge sokar, zavallı bir görüntüye alır ki belki oradan bile Rabbinin varlığını hissediyor ki o korku endişeyi yaşıyor. Ama Allah-u Teala'nın ehseni takvim olarak yarattığı, en şerefli varlık olarak yarattığı, aklıyla, iradesiyle, her şeyiyle mükemmel olarak yarattığı bir kulun çıkıp da sümme aşa, hiçbir akla ve mantığa dayanmayan, tamamen zanna dayalı, yani peygamber kabul etmeyip din üreten insanlar çok garip. Gerçekten kitap kabul etmeyip Allah-u Teala kitap göndermez, Allah hukuk bildirmez, Allah-u Teala hukuk oluşturmaz deyip de sonra kendileri nefislerinden yeni hukuklar ortaya çıkarıp biz deistiz, bizim inancımıza göre şu ilkeler var. En azından birileri çıktı dediler ki bize vahiy geldi, Allah-u Teala bize bir emir verdi, bize bunu istiyor. Peki sana kim vahiy etti? Kim vahiy veriyor? Kim sana ilham etti? İşte Allah-u Teala Kur'an-ı Mubin'de şeytanın insanlara vahiy verdiğini, insanlara şetim ile vahiy ettiğini ve her soysuz yalancı, Allah'a düşman olan, hakikate düşman olan, hakka tevhide düşman olana şeytanın da vahiy indirdiğini, onlara fısıldadığını, onlara Allah-u Teala'nın dinine, Allah-u Teala'ya karşı isyana sürükleyecek olan fiillere davet ettiğini ayet-i kerime bildiriyor. Demek ki bu deistlik inancında veya Allah-u Teala'nın varlığını kabul edip de ama Allah-u Teala'ya düşmanlık etme fikrinin altında da şeytan olduğunu söylüyor. Mesela şöyle bir örnek verin. Bir adam komünistim diyor. Allah'a da inanmadığını, peygambere de inanmadığını, hiçbir şeye inanmadığını, hepsini kökten inkar ediyor. Ve bu adam diyor ki ben ateistim. Ben Allah'a da inanmıyorum, onun hiçbir şeyine inanmıyorum. Bu adam nedir? Bu adam açıkça Allah-u Teala'ya kat'i isyan edendir. Ama ondan daha tehlikeli olan kimdir biliyor musunuz? Deistlerdir. Çünkü derler ki biz Allah'a inanıyoruz ama Allah'ın dinine, Allah'ın peygamberlerine, Allah-u Teala'nın yeryüzüne kutsal değerler olarak, bir anayasa olarak, bir hukuk olarak gönderdiği bütün kitaplarına, bütün peygamberlerine savaş ilan ederler ve onlara büyük bir düşmanlık beslerler. Zaten illerde işlediğimiz zaman deistlerin mücadele mantığına baktığınız zaman deistlerin sadece kutsal kitaplara ve dinlere savaş ilan ettiklerini, onlara karşı savaştıklarını, onların bütün değerlerini alaşağı etmek, işlenmez bir duruma getirmek için sinsi sinsi çalıştıklarını da göreceksiniz. Allah-u Teala Müminin Suresi 115. ayet-i kerimede اَفَحَسِّبَتُمْ اِنَّمَا الْخَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا, sizi boşuna yarattığımızı, bak Allah-u Teala diyor, sizi boşuna yarattığımızı ve tekrar bize döndürülmeyeceğimizi mi zannediyorsunuz? Yani Allah-u Teala bugün Allah-u Teala'nın var olduğunu, varlığını kabul eden ama onun hukukunu kabul etmeyenlere açık ve net olarak diyor. اَفَحَسِّبْتُمْ اِنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاِنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ diyor. Yani biz sizi başı boş yarattık. Yani böyle onlar diyor ya, Allah bizi yarattı, bizi yeryüzüne gönderdi. Böyle bir boşluğa gönderdi. Hiçbir bir emir, bir hüküm indirmeden bizi dünyaya indirdi. Allah-u Teala onları burada yalanlıyor. İnsanın boşuna yaratılmadığını ve mutlaka yaratıldıktan sonra geri döndürüleceğini, yani ölümden sonraki hayatta sorgu amacıyla, hesaba çekilme amacıyla mahşere mutlaka Allah-u Teala'nın huzuruna geri götürüleceklerini Mü'min suresi 115. ayet-i kerimede bildiriyor. Çünkü Allah-u Teala gaybi biliyor, Allah-u Teala geleceği biliyor. Rabbil Alemin illerde olacak olanı bildiği için Rabbil Alemin şimdiden hükmünü indirerek ta kıyamete kadar Allah-u Teala'ya savaş ilan eden, Allah'ın hukukunu yeryüzüne silmeye çalışanlara açık ve net olarak haber veriyor. Nitekim Kıyamet Suresi 36. ayet-i kerimede
اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانَ اَيْ يُتْرَاكَ سُدَّ diyor. İnsan kendisini başıboş bırakılacağını mı zanneder? Yani insanoğlu aynen deistlerin tarif ettiği tabir ile deistler diyor ya, Allah bizi yarattı, bizi boş olarak dünyaya saldı, hiçbir emir ve hukuk indirmedi, hiçbir şekilde bizi yönetmedi, bize helal ve haram bildirmedi, bize peygamber göndermedi, bize bir kutsal kitap, bir anayasa indirmedi diyor. Rabbül Alemin Kıyamet Suresi 36. ayet-i kerimede bunları yalanlıyor ve soruyor. Allahu Teala sizi yaratıp başıboş bırakmadı. Sizi yaratıp dünyaya öylesine salmadı. Çünkü insanoğlu düşünsenize, bugün baktığınız zaman dünyanın dört bir yanında, Irak'ta, Afganistan'da, Suriye'de, nerede bakarsanız bakın yeryüzüne zulüm eden, istiyorsanız Amerika, istiyorsanız Rusya, istiyorsanız İsrail, istiyorsanız Çin, istiyorsanız diğer müstekbir olan, zorba olan, sömürü olan sistemlerin, düzenlerin ne vahşetler ve cinayetler işlediğini biz görüyoruz. Afganistan'da bir hafta bile olmadı, Amerika'nın bir hafızlık icazet töreninde yüzün üzerinde küçük yaşta çocuğu katlettiklerini, onların cesetlerini paramparça ettiklerini, icazet töreni esnasında camide onları katlettiğini gördük. Avrupa'da bir zamanlar Charlie Hebdo'da peygamberin namusuna ve şerefine hakaret eden o 2-3 tane gazeteci için bütün dünya liderleri, bütün dünyanın satılıkları, bütün dünyanın yalamaları, yağdanlıkları el ele kol kola girdiler, terörizme lanet okudular. Her türlü zalimliğe lanet okudular. Ama Afganistan olunca, Irak olunca, Suriye olunca, Filistin olunca, işin içine Amerika girince, işin içine İsrail girince dünyanın buna sessiz kaldığını, hiçbir liderin bir nota bile, bir kınama bile, bir vicdan tatmini olabilecek bir harekette bile bulunmadığını rahat bir şekilde görüyoruz. Onun için Allahu Teala اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانَ اَنْ يُتْرَاكَ سُدَّ. Yani insan başıboş bırakılmadı. İnsanoğlu sakın başıboş var edildiğini, hiçbir amaç için yaratılmadığını, dünyaya öylesine gönderildiğini, nefsini tatmin etmek için, dünya malı biriktirmek için, dünyada belli bir makama, mevkiye, belli bir mala, servete, belli bir şeyleri elde etmek için geldiğini düşünmesin diyor. Allahu Teala bir amaç için yarattığını zaten başta da onu söylüyor. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun derken biz öncelikle cinleri yarattık. Çünkü cinler Allahu Teala'ya çok isyan etti, tufyan etti. Bugün yeryüzünde Amerika'nın, İsrail'in, Rusya'nın, Çin'in yaptığı vahşet ve cinayetleri insan var edilmeden önce cinler yaptı. Allahu Teala onları helak etti. Yeryüzünden çoğunu süpürdü. Ondan sonra insan varlığını yarattı ve cinlerin ve insanların Allah için sadece kulluk ve ibadet için Allahu Teala'yı tanıma, tanzim etme, ona teslim olma, ona itaat etmek, ona tam bir kulluk vasfını yerine getirmek için yaratıldıklarını burada Kıyamet 36. ayet-i kerimeye cevaben Zariyat 56. ayet-i kerimede Allahu Teala bunu böyle söylüyor. Onun için yani öyle kalkıp da bir takım insanların akılcı, nefise ve egoya hitap eden sümme aşallahu Teala bizi yarattı, evet Allah vardır ama hiçbir hukuk ve kanun göndermemiştir. Hiçbir yasak, helal ve haram bildirmemiştir. Hiçbir peygamber göndermemiştir. Sümme aşa Hazreti İsa aleyhisselam, Hazreti Musa aleyhisselam, Hazreti Davud ve diğer peygamberler hevalarından ve nefislerinden din uydurdular diyenler mutlak kafirler, mutlak Allahu Teala'ya isyan edenler, belki şeytandan, belki ateistlerden, belki sosyalistlerden bile daha tehlikeli ve eşşettirler Allah'ın dinine karşı. Neden? Çünkü Allah'ı kabul edip Allahu Teala ile sümme aşa alay edercesine onun da kanun bildirmediğini, hiçbir hukuk bildirmediğini, insanı var ettiğini ama insanı yönetmek için tek bir kelime bile konuşmadığını söyleyerek Allahu Teala aciziyetle, Allahu Teala'yı sümme aşağı ilimsizlikle, Allahu Teala'yı aklı alabileceğini her şeyle niteliyorlar. Amerika gibi bir kıçı kırık bir devlet bile binlerce hukukla yönetilirken dünyanın her tarafında hangi kabilenin hukuku yok? Hangi köyün kendine göre belli bir örfü adeti yok ki sen kalk Allahu Teala için seni yoktan var eden, sana şekil ve suret veren, seni en mükemmel şekilde yaratan Rabbine ve ilahına de ki o beni yarattı ama aynen bir hayvanı sokağa salarsın, sahipsiz bırakırsın, öyle beni dünyaya saldı bıraktı dersen zaten bu Allahu Teala'ya yapılmış en ağır itham olur ki bu söz konusu bile olamaz. Ondan dolayı bir ayet-i kerimede de Rabbil Alemin bu tarz bir mantığa ve bu tarz bir zihniyete sahip olanlara seslenerek şöyle diyor. Sümme cealnâkum halâifu fil ard. Sonra biz yeryüzüne onları halifeler kıldık. Halife ne demek? Halife bir emanet kendisine yüklenmiş olan,
belli bir görev verilmiş olan, belli bir yükümlülük sırtına verilmiş olan, bu amacıyla yeryüzüne gönderilmiş olandır. Allah-u Teala ilk insan olan Hazreti Adem Aleyhisselam'ı yarattığı zaman bir halife ve bir melek, bir peygamber olarak yarattı. Bak dikkat edin, ilk insan bir peygamberdir. Ve ilk insan bir peygamber olduğu gibi ilk insan bütün yükümlülük ve sorumluluğu sırtına almıştır. Ondan sonra Allah-u Teala diyor ya, ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفُ فِي الْعَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنُذُورَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ diyor. Sonra nasıl davranacağınızı görelim. Hakka mı batıla mı hizmet ediyorsunuz? Allah'a kullukta mı bulunuyorsunuz yoksa Allah'a isyan mı ediyorsunuz? Yani Allah-u Teala'nın sizden istediklerini yerine getirip görevlerinizi ve sorumluluklarınızı yeryüzüne hakkıyla yerine mi getiriyorsunuz? Yoksa egoya ve bütün insanlık dışı davranışlar içerisine girerek terörizmden tutun her türlü zulüm, her türlü taciz, her türlü haksızlığa sebep mi olacaksınız? Onu görmek için diyor Allah-u Teala sizleri yeryüzüne getirdiğini Allah-u Teala açık ve net olarak bildiriyor. Rabbim diyor ki Yunus suresi 14. ayet-i kerimede biz insanları bir amaç ve gaye ile bir hilafet makamı olarak, bir halifelik üzerine bir yükümlülük yüklenmiş bir kul olarak yeryüzüne indirdiğini açık ve net olarak bildiriyor. Hatta Bakara suresi 30. ayet-i kerimede Allah-u Teala ile melekler arasında geçen bir tabirde Rabbül Alemin melek topluluklarına, içinde şeytanın da bulunduğu bütün o topluluklara bir seslenişte, bir hitapta bulunuyor. Sonra onlar cevap veriyor. وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَعِلٌ فِي الْعَرْضِ خَلِيفَةً diyor. Allah-u Teala meleklere dedi ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Peki halife nedir? Memurdur. Belli bir görev ile görevlendirilen, belli bir sorumluluk üzerine yüklenen, sonra bir amaç için, yeryüzünü imar etmek için, yeryüzünü inşa etmek için, yeryüzünü daha güzel yaşanılır bir yer haline getirmek için bir halife yaratacağını söylüyor. Peki melekler ne cevap veriyor? Melekler bundan önce bir şeyi tecrübe etmiş. Neyi tecrübe etmiş? Cinler gelmiş. Ve bu cinler ne yaptılar? Tuhyan ettiler. Allah'a isyan ettiler. Allah'ın kendi içlerinden seçtiği melekleri katlettiler. O zaman uzayda, ayda, gökyüzünde ve yeryüzünde milyar, belki yüz milyonlarca cin taifeleri yaşıyordu. Rabbim onların üzerine büyük bir azap topluluğu gönderdi. Çoğunu süpürdü. Yeryüzünde, mağaralarda, derinliklerde, dağlarda saklananlara Allah-u Teala onlar dışında hiç bırakmadı. Bunun üzerine böyle diyor. Bundan dolayı kalu dediler ki kimler? Melekler dediler. Etec'alu fiha men yufsidu fiha ve yusfiku dima'u nahnu nusabbihu bihamdika ve nuqaddisu lek. Kale Allahu Teala. Şimdi onlar ne dediler? Evet. Demişler, onlar dediler ki orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek, zulme sebep olacak birini mi yaratacaksın? Allah-u Teala'ya bunu soruyorlar. Ama Allah-u Teala zaten daha önce ne dedi? İmtihan için insanı yarattığını söyledi. Hanginizin gerçekten samimi, hanginizin yalancı olduğunu ölçüp biçmek, tartmak için insanoğlunun var edildiğini söylüyor. Ve şöyle diyor. Allah-u Teala ise onlara şu cevabı verdi. Ne dedi? قَالَ اِنِّي اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ Muhakkak ki ben bilirim, siz bilemezsiniz. Ben bir amaç, bir gaye ile yarattım ki ben onu biliyorum. Allah-u Teala bunu Bakara suresi 30. ayet-i kerimede bize bildiriyor, bize haber veriyor. Aslında bizim ne için yaratıldığımızı bir daha bize bildiriyor. Aslında biz bu dünyaya sümme aşağı evlenmeye, çoluk çocuk sahibi olmaya, mal, zenginlik peşinde koşmaya, dünya hayatında koşular içerisinde bulunmaya, nefis tatmini, egolar peşinde koşmaya değil. Kulluk ve ibadet için Allah'a teslim olmak, Allah-u Teala'nın hoşnut olacağı fiilleri yapmak için gönderildiğimizi açık olarak bildiriyor. Ve Allah-u Teala sonra şu ayet-i kerimede, Haşr suresi 21. ayet-i kerimede ve Ahzab 72. ayet-i kerimede bir de yaratılış amacımızı haber veriyor. Sonra bizim nankörlüğümüzü, bizim sözümüzden dönüşümüzü, bizim ihanetimizi, bizim Allah'a kalübelada verdiğimiz sözden sonra deist oluşumuzu, maacı oluşumuzu, sapık oluşumuzu, dinle, İslam'la Allah'ın bütün hukuklarını, sırtını dönüp nefsi ve egoları peşinde koşan enaniyet dediğimiz bencillik duygularıyla yaşayan, tamamen hayatı kendi etrafında bir hedef olarak gören kullar haline gelmemizi de kınayarak şöyle buyuruyor. Diyor ki, لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا قُرْعَانَ عَلَى الْجَبَلِ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَّادِعًا مِنْ خَشْيَةُ اللّٰهِ وَتِلْكَ اَمْسَالُ نَضْرِيبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ diyor. Eğer biz
Allahu Teala şimdi Kur'an'dan haber veriyor. Kur'an anayasadır. Kur'an hukuktur. Kur'an kulun hayatını, helalini, haramını, doğrusuna, yanlışına karar veren insanın değişmez anayasasıdır. Asla değişmez. Hiçbir şekilde değişmez. Allahu Teala da ondan haber veriyor. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, elbette sen onu Allah korkusundan, o dağın o sorumluluk korkusundan başını eğerek paramparça oluşunu görürdün diyor. Yani o Kur'an, bu emanet eğer Allah dağlara verseydi, o dağların o Allah korkusundan, hesabını verememe korkusundan, bu işin altından kalkamama, bu emaneti hakkıyla yerine getirememe korkusundan paramparça olduğunu görürdün diyor. İşte misaller, işte misaller. Allahu Teala misal veriyor. Biz onları insanlar düşünsünler, tevekkül etsinler, netice çıkarsınlar diye veriyoruz diyor. Yani Allahu Teala bak dikkat ederseniz Rabbil Alemin açık ve net olarak diyor. Biz mesela çocukken medreseler veya Kur'an kurslarına gittiğimizde bize diyorlardı, ne zamandan beri Müslümansın, ne zamandan beri teslim oldun, ne zamandan beri Allahu Teala'ya teslim oldun dediğimiz zaman biz doğduğumuzdan beri demiyorduk, kalu bela diyorduk. Peki kalu bela nedir? Kalu bela Allahu Teala ilk insan Adem Aleyhisselam'ı yarattığı zaman onu kendi huzuruna çıkardı. Çünkü neden? Şeytan secde etmekten kaçındı ve zalimlerden, recm edilenlerden, ihanette bulunanlardan olduğu için şeytanın yapacağı pisliği ve uzun vadede şeytanın hilelerini bilen Allahu Teala Adem Aleyhisselam'ı karşısına dikti. Sonra onun geninden, DNA'sından, sülbünden kıyamete kadar doğacak, doğmayacak her ruhu çıkardı. Ve hepsine seslendi. Tek bir söz ve ahit aldı. Ve dedi ki, Eleystu bi rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Rab kelimesinin anlamını az buçuk araştırırsanız öğrenirsiniz. Rab gerçekten itaat edilen, sevilen, tanzim edilen, her şeyden daha çok ona yönelinen, her şeyin üstünde olan bir kavramdır. Rab. Rab kelimesi çok, yani muazzam bir kelime anlamı var. Ben sizin Rabbiniz değil miyim dediği zaman bütün ruhlar, mümin, kafir, fasık fark etmez. Hepsi tek bir kelime söyledi. Kalu bela. Hiç şüphesiz. Kesinlikle sen bizim Rabbimizsin. Sen bizim yaratıcımızsın. Sen bizi yoktan var edensin dediler. Peki ne oldu? Allahu Teala bu sözü insandan aldı. Çünkü Rabbül Alemin biliyordu ki bir gün böyle insanlar çıkacak, böyle sapıklar çıkacak, kendine filozof, düşünür diyecek. Ama çıkıp ne yapacaklar? Allah'ın dinlerine, Allahu Teala'nın gönderdiği peygamberlere, Allahu Teala'nın insanların hayatlarını en güzel şekilde yaşayacakları, kimsenin kimseye zulmetmeyeceği, kimsenin kimsenin kanına girmeyeceği, kimsenin kimsenin namusuna göz dikmeyeceği, en adil olan bir düzene muhalefet edecek. Allah bizi yarattı, sümme aşa hayvan gibi sokağa saldı. Ya Allah için bir adam bile, bak size şöyle bir örnek vereyim, Türkiye'den çok güzel bir misal. Belki bu bizim hayvan haklarından, hayvan sevgisinden bahsedenler iyi bilir. Bir adam bir köpek bile evlat edinse, öyle diyeyim ya, evlat edinse sonra köpeği sokağa salsa, insanlar gördüğü zaman ne vicdansız insanlar var ya, ne insanlık dışı davranışlar içinde olanlar var ki bak, zavallı hayvanı almış sokağa atmış. Yani bunu bile insana yakıştırmayanlar, bu kadar mükemmel varlıkları yaratan ve gerçekten milyar milyar türden canlı yaratan ve hepsinin rızkını salisesi salisesine tedarik eden, veren ve muazzam bir düzen kuran, bunların hiçbirinin aç kalmasına izin vermeyen Allahu Teala'ya kalkıp da Rabbim bizi yarattı sonra sokağa saldı, hiç bize sahip çıkmadı demek, aynı bununla bundan milyar kat daha büyük Allahu Teala'ya karşı bir edepsizlik ve Allahu Teala yapılabilecek en büyük iftiradır. Çünkü bir hayvanı bile böyle yapan insana böyle derken kalkıp Allahu Teala'yı farklı şekilde nitelendirmek çok daha büyük bir cehaletin eseri olarak görülüyor. Onun için Allahu Teala şöyle diyor. Biz emaneti, yani Allahu Teala örnek veriyor. Aslında gerçekte olan bir şey değil. Allahu Teala bize örnekler veriyor. Yani aslında bizim yüklendiğimiz sorumluluğun büyüklüğünü ve önemini dile getiriyor. Bir mümin, bir Müslüman, Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir adam 60-70 sene şu dünya hayatında yaşar, sonra ölüp gider. Ama şu bir gerçektir, dünya ahiretin tarlasıdır. Burada ne ekersen karşılığını orada biçeceksin. Mutlak olan budur. Onun için Allahu Teala diyor ki, Allahu Teala biz emaneti göklere, yere, dağlara teklif ettik de onlar bu yükün altından, bu yükümlülükten çekindiler. Sorumluluktan dolayı korktular. Onu insana yükledik. Onu insana, o teklifi insana yaptık. Yani bu Allahu Teala'nın irade dediğimiz, akıl dediğimiz, sorumluluk, mükellefiyet dediğimiz şeyde
Allah-u Teala biz bunu insana yükledik. İnsan ne yaptı acaba? Hiç merak ettiniz mi? İnsan diyor Allah-u Teala, doğrusu insan çok cahil ve çok zalimdir. Yani söz verdi, sonra döndü. Aynen düşünün ki biz yeryüzüne geldik. Biz Kalübela'da dedik ki Allah'ım bizi sınav, imtihanına tabi tut, kulluğumuzu gör. Ne mücahitler olacağız, ne muvahhidler olacağız, nasıl namaz kılacağız, nasıl ibadet edeceğiz, nasıl itaat edeceğiz, bunu biz ispatlamaya gidiyoruz diyeceksin. Sonra çıkacaksın abi oradan, farklı mecralara kaybolup gideceksin. İşte aynı keza Allah-u Teala insanın cahilliğini ve zalimliğini bu şekilde dile getiriyor. Allah-u Teala bizi kulluk ve ibadet için gönderdi. Birimiz geldik deist olduk, birimiz gittik şamanist olduk, birimiz ineğe taptık, birimiz maymuna taptık, birimiz böcek peşinde koştuk, birimiz ağaçlara yapıştık, dedik ki ağacın ruhu kurtar beni, bunu mantıksız işlere yöneldik, sapıttıkça sapıttık. Allah-u Teala cehaletimizi, zanımızı ve zalimliğimizi bu şekilde dile getiriyor. Ve en önemlisi günümüz insanları ne yapıyorlar? Allah-u Teala'ya dinini öğretiyorlar. Yani Allah-u Teala bir din, bir hukuk göndermiş, ona itiraz edip ona din öğretiyorlar. Ondan dolayı Allah-u Teala ayet-i kerimede, Hucurat 16. ayet-i kerimede, kul de ki ey Muhammed, kime de? اَتُعَلِّمُونَ اللّٰهَ بِد۪ينُكُمْ. Yoksa onlar Allah'a dinlerini mi öğretiyorlar? Yani Allah-u Teala'ya kendi gönderdiği hukuku kabul etmiyorlar. Bu sefer kendileri din üretiyorlar ve bu dini Allah-u Teala'ya dayattırıyorlar. Aynen deistler gibi. Aynen şu anda kendisini, işte biz uydurulan dine karşıyız. Anlıyor musunuz? Biz uydurulan dine karşıyız, biz vahiy dinine tabiiz diyen o maalist, sonunda deist olacak olan, sonra Allah'ı inkar edecek, Kur'an'ı sorgulayacak, Peygamber aleyhissalatü vesselam'a ve dinin bütün değerlerine saldıracak olan insanların söylediğin aynısı budur. Allah-u Teala bir peygamber göndermiş, Kur'an-ı Mubin'de, Necm suresinde وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُ يُحَا. O peygamber hevasından konuşmaz, konuştu mutlak vahidir. O Muhammed aleyhissalatü vesselam, her ağzından çıkan mutlak Allah-u Teala'dan ona ulaşmış bir emirdir. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam ibadet, muamelat, din olarak, İslam'ın yaşam ölçüleri olarak, uyulması gereken ölçüler olarak her anlattığı, her yaşadığı şeyin mutlaka, her konuştuğu, anlattığı, insanlara teklif ettiği, insanlara emrettiği şeyin vahiy olduğunu söylüyor. Ama Peygamberimizden 1400 sene sonra gelenler, işte birkaç tane deist, birkaç tane filozofun etkisinde kalanlar kalkıp diyorlar ki ya Muhammed aleyhissalatü vesselam sadece Allah-u Teala'nın vahisini getiren neydi? Bir postacıydı. Mesela diyor ki, hatta örnek veriyordu, bir iki tanesiyle oturdum öyle saçma sapan konuşuyordu. Diyordu ki ya şimdi kapının zili çalsa, sen kapıyı açsan bir tane devletten bir mektubu bir tane postacı getirse. Yani sen postacıya mı teşekkür edeceksin, devlete mi teşekkür edeceksin? Ya arkadaş dedim, getirdiğin örnek ne kadar ahmakça bir şey. Allah-u Teala bir peygamber gönderiyor sana, postacı göndermiyor sana. Hayatı ve İslam'ı en güzel şekilde örnek bir numune olarak yaşayacak, yaşattıracak, tarif edecek, seni eğitecek, seni yönlendirecek bir hayat rehberi sana gönderiyor. Sen kalkmışsın o peygamberi, o şerefli peygamberi Allah-u Teala'nın kendisini övdüğünü, kendisi için kendisine selam okuduğunu, kendi makamını yücelttiği o peygamberini kalkıp onu bir postacıyla kıyas edeceksin. Sonra Peygamber aleyhissalatü vesselamın da vahye tabi olduğunu, kendisine indirilen Kur'an'a, Kur'an'la mükellef olduğunu, o da Kur'an'a aynı benim gibi, benim seviyemde, ben ne kadar mesulsem o kadar mesuldur deyip sonra da ne yapmak? Allah'ın kitabını ve ayetlerini küçümsemek, sonra mantıksal şeyler ortaya koyup ya şu Kur'an'a, şu Allah'ın hukukuna uymuyor, bu ayet mantığıma uymuyor, bu ayet günümüz dünyasına uymuyor, şu şöyle olmuyor, bu böyle olmuyor, o zaman ne yapalım? İslam'ı güncelleyelim, dini güncelleyelim diyerek ne yapacaksın? İslam toplumunu deizme, dinsizliğe, Allah'a isyana sürükleyeceksin. Zaten ben size bir şey söyleyeyim mi? Şu anda mesela Türkiye Cumhuriyeti'nde okullarda okutulan müfredat dediğimiz o din, kültür ve ahlak bilgisi kitabı normalde nedir? Seçmeli derstir. Onun yanında bu adamlar dinleri anlattıkları zaman nasıl anlatıyorlar? Ben kendim iyi okudum yani, gördüm kaç sefer de yazmış İslamlık, Musevilik, Hristiyanlık, onun yanında ne varsa lık 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 gidiyor. Yani adam zaten dinleri aynı seviyede bakıyor. Senin çocuğuna da aynı eğitimi veriyor. Hepsini aynı bir kefeye koymuş, tahrif olmuş dinleri vahiy dini olan Kur'an'la bir tutarak o çocuklara akıl yoluyla. Sonra da ben bakıyorum ki köşelerde ayetler vermiş, ayetlerin altına şu şerhleri koymuş. Bu okuduğunuz ayeti yorumlayın, açıklayın. Ya sen hiçbir ilmi olmayan, Kur'an'ı bilmeyen, sünneti bilmeyen, İslam hukukunda bir haber 13-14 yaşında çocuğa bu din, bu ayet ne diyor? Hele bize anlat, mantığını kullan, nefsini devreye sok dersen bu adam sonunda ne olacak?
Bu adam sonunda alim olmayacak, deist olacak. Bu adam sonunda Allahu Teala dinini öğretecek, Allahu Teala isyan edecek, bir kul haline gelecek. Nitekim Allahu Teala da böyle diyor. Kul, kul de ki, kime de, onlara de. اَتُعَلِّمُنَ اللّٰهَ بِد۪ينُكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلِمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمٌ diyor. Onlara de ki, siz Allah'a dinini mi öğretiyorsunuz? Siz Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz? Oysa Allah göklerde ve yerde olan her şeyi bilir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Allahu Teala'nın bilmediği bir şey yok. Allahu Teala her şeyi bildiği için size vahiy indirmiş. Size en mükemmel şekilde hayat rehberi indirmiş. Allah için ben size bir soru sorayım. Şimdi mesela bir çamaşır makinesi, bir bulaşık makinesi, bir buzdolabı aldığınız zaman gidip bakıyorsunuz, adamlar garanti belgesi veriyor. Onun yanında onun kullanma kılavuzu veriyorlar. Nasıl kullanacaksınız? En uzun, en mükemmel şekilde arıza vermeyecek, kısa, çok uzun müddet kullanabileceğiniz bütün tüyoları vererek size uyarılar, nasihatler, şerhler, bentler koyup da vermiyorlar mı? Üzerine kocaman uyarı levhaları vurmuyorlar mı? Yani Allahu Teala bir buzdolabı fabrikası nasıl ki bu buzdolabı yapıp da bu kadar broşür, böyle poşet dolusu broşürü satın alana veriyor da seni yoktan var eden ve muazzam bir evren yaratan, müthiş bir düzen kuran Allahu Teala'nın bir broşür bile bize göndermeyeceğini iddia etmek Allah'a karşı gerçekten en büyük nankörlüktür. Veya Allahu Teala'yı cahil olarak görmek ki sümme aşağı, bu da büyük bir sapıklıktır. Ve bu insanlar, bu deist mantığa sahip olan, bu nefislerini kendilerine Rab ve ilah haline getirenler onu söylüyor. Allahu Teala da burada Peygamber aleyhissalatü vesselam'a diyor ki ben onlara bir hukuk indirmişim. Onlar benim hukukumu beğenmiyorlar. Bir de bana din teklif ediyorlar. Bana diyorlar ki sümme aşa, ey Rabbim sen bizi yönetemezsin. Gel bizim dinimize tabi ol. Bizim dinimize göre bizi yönet. Senin dinin, hukukun belli. Yani senin hukukun adil değil kardeşim. Adam bugün bir yasa çıkarıyor. Yarın ayağına dolandığı zaman yasayı değiştiriyor. Değil mi? Değiştiriyor. Hepsi değiştiriyor. Kim uydu? Bana yeryüzüne demokrasiye uyan bir lider gösterin veya sosyalizme veya yeryüzüne başka bir düzene uyan. Hiçbiri kendi hukukuna uymuyor. Kendileri uymazken insanlara dayatırlar. Başka bir şey değildir. Nitekim Nahl suresi 74. ayet-i kerimede de Allah'a örnekler vermeye kalkmayın diyor. Allahu Teala'ya örnekler vermeye kalkmayın. Yani Allahu Teala'ya ders vermeye kalkmayın. Allahu Teala'ya bir şeyler öğretmeye kalkmayın. Allah bilir ama siz asla bilemezsiniz. Nitekim فَلَا تَدْرِيبُ لِلّٰهِ اَمْثَالَ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ derken yani Allahu Teala'ya örnekler, emsaller vererek kendinize bir şeyleri Allahu Teala'ya dayattırmayın. Çünkü Allahu Teala'nın bilmediği bir şey olmadığını Rabbil Alemin açık ve net olarak söyler. Rad suresi 33. ayet-i kerimede de gene Rabbil Alemin herkesin kazandığını görüp gözeten. Allah bak diyor, herkesin kazandığını görüp gözeten Allah inkar edilir mi? Yani Allahu Teala sizin her aldığınız nefesi ayet-i kerimede demiyor mu? فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَةً خَيْرَ يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَةً شَرَّ يَرَى İşte Allahu Teala diyor ki kim zerre-i miskal kadar bir hayır işlerse onu görecek. Ya dünyada ya ahirette görecek. Bunun mutlaka mükafatı veya cezasını görecek. Kim zerre-i miskal kadar bir şer, bir kötülük Allah'ın hududunu çiğneyecek. Himullah dediğimiz Allah'ın sınırlarını çiğneyecek, Allah'ın haramlarını çiğneyecek. Allahu Teala'nın haramlarına basacak, Allahu Teala'ya isyan edecek olanın da mutlaka onun cezasını göreceğini açık ve net olarak bildiriyor. O zaman insanoğlu ona göre düşünecek. Burada da Allahu Teala diyor herkesin kazandığını görüp gözeten Allah'ı inkar mı ediyorsunuz? Halbuki onlar Allah'a ortaklar koştular, Allah'a şerikler koştular. Nasıl? Nefisleriyle, şeytanıyla kalkıp deistler Allah'a ortaklar koşmadılar mı? Deizm demek Allah'a ortak koşmak demek. Allahu Teala dediler ki sümme aşağı. İnne hükmü illa lillah. Hüküm sana ait değildir. Hüküm verecek kadar senin ilmin yok. Hüküm verecek kadar mükemmel bir ilah değilsin dediler. O zaman biz hüküm çıkaracağız. Biz yasalar üreteceğiz. Sen de ona tabi olacaksın. Zaten ayet-i kerimelerde Allahu Teala o sapıklardan da haber veriyor. Ama burada da açık ve net olarak onlara verdiği bir sözden haber veriyor. Diyor ki biz yeryüzünde her kulla anlaştık. Onlara bir misak, bir anlaşma yaptık, bir miat verdik, bir zaman verdik, bir zaman çerçevesi oluşturduk. Eğer o zamanı vermemiş olsaydık Allahu Teala anında onları şiddetli bir azapla, en şiddetli bir şekilde cezalandıracağını, en korkunç azaplarla onları cezalandıracağını ayet-i kerimede de haber veriyor. Nitekim yoksa siz onunla ona yeryüzünde bilmediği bir şeyi mi haber vermiş olacaksınız? Yoksa boş boş
söz mü etmiş olacaksınız? Hayır. İnkar edenlerin hileleri güzel gösterildi. İnkar edenlerin hileleri güzel gösterildi. Ve onlara doğru yoldan saptırdılar. Allah kimi sapıttırırsa artık onu doğru yola iletecek kimse yoktur. Allahu Teala onların hilelerini onlara güzel gösterdi derken kalkıp ben Allah'a inanıyorum. Allah'a inandığım için Allah beni cennete koyacak, bana azap etmeyecek diyenlere burada cevap veriyor. Allah onların sapıklıklarını, kalplerindeki kirlerini, nefretlerini onların yüzüne güzel bir şekilde yansıtarak onları batıl üzerinde tuttu. Bugün Kur'an okuyup Kur'an'a düşmanlık yapanlar var. Mesela ben hatırlıyorum, okul yıllarında bir tane bilgisayar hocamız vardı. Adam diyordu ki ben Kur'an'ı 5 sefer okudum. Kur'an'ı 5 sefer okudum ve Kur'an'dan bir şey, hiçbir şey anlamadım. Hatta çok saçmaladığını gördüm. Dedim. Doğru söylüyorsun hocam dedim. Dedim Kur'an senden haber veriyor. Kur'an-ı Kerim senin için diyor ki sırtı kitap dolu merkep. Bir eşeğe ne kadar kitap yüklersen alim etmiyor. Yükünü arttırıyor. Sen de olsun yani. Allah-u Teala sen onun kitabını okudun. Allah-u Teala kalbindeki kirini, nefretini sırtından böyle yüzünden aşındırarak dışarı çıkarttı. Hatta Kur'an'ın bir ismi Furkan'dır. Furkan'ın anlamı nedir? Okuyanın kalbindeki niyetini neyse, adam eğer deistse, eğer komünistse, eğer ateistse Allah nefretini, onun dinsizliğini, küfrünü onunla pekiştirir. Yani düşünsenize Yaşar Nuri diyor ki ben Kur'an'ı okudum, evet deizme destek vermiyor ama deizme kapı açıyor. Demek ki bu adam onu aradı, Rabbim ona da oradan bir cevap verdi. Onun kafirliğini ve küfrünü pekiştirdi. Onun için ayet-i kerimede de burada Allah-u Teala açık oldu, net olarak onu söylüyor. Yoksa Allah'ın izin vermediği bir dini kendilerine tutturulacak yol kılan ortaklar mı var? Yani Allah-u Teala izin vermediği bir din, kendi uydurdukları deizm, komünizm, sosyalizm, layıklık, kemalizm fark etmez. Şimdi bak ben size bir şey söyleyeyim. Dinin kelime anlamı nedir biliyor musunuz? Din tek bir anlamı var. Din kanun demektir, hukuk demektir. Allah-u Teala bir hukuk gönderdi mi gönderdi. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la beraber dünyaya son vahisini indirerek kıyamete kadar hükmü baki kalacak olan İslam dinini indirdi. Onun anayasası vardır. Onun helalleri, haramları, doğruları, yanlışları, serbestleri, yasakları vardır. Onlara uyan Allah'ın dinine tabi olandır. Onları çiğneyip, onları görmemezlikten gelip sonra ya bu yüzyılda ne Allah'ın hükmü geçebilir? Bu yüzyıl Kur'an'ın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gelmiş olan vahiyinin yüzyılı değildir. Bu 21. yüzyılda medeniyetin, çağın, ekonominin zırtın vırtın yüzyılında kalkıp 1400 sene önceki Arap çöllerine inmiş olan bir kitaba göre nasıl hüküm vereceğiz, nasıl insanları yöneteceğiz, nasıl adi bir sistem kuracağız deyip de Allah-u Teala'nın hukukunu beğenmeyenlere Rabbül Alemin cevap veriyor. Var. Eğer cezaları ve cezaların ertelenmesine dair kesin hüküm olmasaydı, yani kesin mutlak bir anlaşma yapmamış olsaydım, Allah-u Teala diyor, derhal aralarındaki hükmü verirdim diyor. Bu ne demek? Ad kavmi, Semud'un ve diğer sapık kavimlerin başına gelen akıbet günümüzde bütün dünyanın başına gelmesi lazımdı. Ama Allah-u Teala onlarla anlaştığı için onların cezalarını erteler. Kimin? Kalkıp Allah var, din yok diyen. Kalkıp Allah var, peygamber yok diyen. Kalkıp Allah var ama Allah bizi yönetmekten acizdir diyenlere açık ve net olarak ben sizinle eğer bir anlaşmam olmamış olsaydı, ben size bir mühletle bir ad vermemiş olsaydım anında cezamı, anında en kuvvetli bir şekilde azabımı hissederdiniz diyor Şura 21. ayet-i kerime. Şimdi deizmin özellikleri nelerdir? Bak deizm nasıl bir mantıktır? Ben size onu kısa ve öz olarak. Çünkü 17. yüzyılda ortaya çıkmış bir tane gerizekalı, böyle nasıl diyeyim bir tane avare, okul okumuş, eğitim almış, iş bulamamış, bir tane şeytan uşağı düşünmüş, bakmış kiliseler para topluyor, bakmış ki havralarda millet sömürülüyor. Ben de işsiz kaldım, para da yok, maaş da yok. Mantık bu ya aslında. Kıskançlık ve haset yani. Bunun neticesinde şeytan gelip diyor ki dostum, bak bunlar Allah-u Teala'nın adını kullanarak insanları sömürüyorlar. O zaman sen ne yap? Sen kalk de ki Allah vardır ama kitap göndermez, peygamber göndermez. O zaman bunların musluğunu kapatırsın. Bunlara para akmaz, bunların akışı olmaz, bunlar bir şey kazanmaz der. Onun da jetonu düşer kalkar bir kitap yazar. Sonra ortalığa atar, kendi ölür, kitabı çürümeye terk dururken bir tane ahmak bulur onu. Ondan sonra bakarsınız insanoğlu o kadar ahmak ki hak varken batıla. Düşünün ki bundan 20-30 sene önce ne filmi vardı? O Yüzüklerin Efendisi filmi diye bir film vardı değil mi? Hepiniz duymuşsunuz. O filmden sonra yüz binlerce insan o saçma dine tabi olmuş. Saçma bir din çıkmış, o dinin peşinde 100.000'in üzerinde, 150.000, 200.000'in üzerinde insan o dine geçmiş. Ya bir film senaryo.
Bir senaryoya inanan mallar var bu dünya hayatında. Ya düşünebiliyor musunuz? 200 bin, 300 bin insan o dine tabi olmuş. Sonra efendim Yıldız Savaşları diye bir tane böyle bilim kurgu filmi vardı. 1975'lerde çıkmıştı. Onun bile milyonlarca hayranı var. Evlerini, bilmem şeylerini ona göre tasarlanmış, ona göre yapmışlar. Yani ayıptır söylemesi. Demek ki böyle saçma filmlere bile birileri inanıp din diye ortaya çıkarıp bir tane adam çıkıyor işte ben o dinin havarisiyim diyorsa, insanlar peşinden gidiyorsa vallahi bu deist işsizlerin peşinden de milyonlar gider. Doğaldır yani. Çünkü insanoğlu ne yapacağını bilmiyor. Allah-u Teala dini ahır geliyor insanlara, biliyor musunuz? Allah-u Teala diyor ki zina yapma. Allah-u Teala diyor zulmetme. Allah-u Teala diyor bedavadan para kazanamazsın. Faizden, tefecilikten, avırdan, zıvırdan insanlara zulmederek sen bir bütçe oluşturamazsın. Allah-u Teala diyor ki adalet. Kimse kimsenin ne hakkını ne hukukunu gasp edemez. Kimin hakkı neyse onu vereceksin. Bu insanlara zor geliyor kardeşim. İnsanlara zina yapmak yarın öbür dünyada büyük bir cezası var, korkunç bir akıbeti var. Şu günahı yapmanın bu kadar, hırsızlık yapmanın bu kadar desen elbette insanoğlunun işine gelmez. Peki ne işine gelir? Allah vardır ama beni sokağa saldı. Bana hiç karışmadı. Oh vicdan rahat. Yap babam yap. Ama bilmiyor ki öldüğü zaman bunun hesabı var. Ya ben her zaman diyorum arkadaşlar diyorum komünist ol, ateist ol. İstiyorsan zerduş ol, istiyorsan şamanist ol. Yeryüzünde ne kadar sapık bir din varsa istiyorsan git bir ineğe tap. Git kutsal diye mesela Hindistan'da biliyorsunuz. İnek kutsal diye adam ineğin altına oturuyor. Af buyurun onun sidiği onun başından dökülüyor. Onunla kendisi vazlıyor. Diyor ki bereketlendim. O kadar ahmak insanlar var. Öyle git ona tap. Ama sen öldüğünde mahşer meydanında seninle hesaplaşacak olan Allah-u Teala var. Ve seni İneğin sidiğiyle, onun kutsallığıyla yargılamayacak. Seni Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a indirilmiş olan son vahiy kitabıyla yargılayacak. Ve ona uymadığın takdirde de seni en korkunç azapla azaplandıracak. İstediğin yöne git. Çünkü Allah-u Teala diyor ki, deistlere de, maalistlere de, bize de, dünyanın hepsine sesleniyor. Kul de ki, in kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni diyor. Hepsine de. Eğer Allah'ı seviyorlarsa, Allah'a tabirlerse, Allah-u Teala'ya bir meyilleri, sevgileri varsa Muhammed'e tabi olsunlar. Peygamberime tabi olup ona itaat etsinler. Ona gelen vahiye tabi olsunlar. Ona gelen gayri matlu vahiy dediğimiz sünnetine tabi olup onun hayat şeklini kendilerine bir hayat erdemi olarak kabul etsinler. O zaman yuhbibkumullahu ve yeğfir lekum zunubekum allahum gafurur rahim. İşte o zaman Allah-u Teala da onları sever. Sonra da o sevgisine mukabilen onların bütün günahlarını örter ve onları temize çıkarır. Sonra en merhametli vasfı olan vasıflarıyla onlarla mahşerde hesaplaşır ki bu da onların kurtuluşu olur diyor. Yani Allah-u Teala bize diyor ki cennet mi istiyorsanız? Cennetin anahtarı kelime-i tevhiddir diyor. Kurtuluş mu istiyorsanız? Onun anahtarı İslam'dır diyor. Siz yeryüzünde adalet mi arıyorsunuz? O zaman İslam dinine tabi olacak, onun hukukuyla yaşayacaksınız. O zaman kimse kimseye zulmetmez. Ama 17. yüzyılda aklını yitirmiş bir adam dedim ya, işsiz güçsüz ne yapacağını bilememiş, aylarca düşünmüş, para bulacak kapı bulamamış, sonunda demiş ki ya Allah var, peygamber yok, kitap yok, hiç helal haram yok, her şey serbest, artık ne yaparsanız yapın, keyfinize göre yaşayın demiş. Tabi doğal olarak her türlü pisliği yapan, tefecilikten tutun, insan sömürüsüne kadar, zinadan tutun, fuhuşa kadar, hırsızlıktan tutun, gaspa kadar, diktatörlükten tutun, zorbalığa kadar her türlü pisliği yapanlar dediler, oh be, böyle bir şey de varsa en azından Allah hesap sormayacak. E hadi bu dine geçelim. Aynen neye benziyor biliyor musunuz? Bundan 8-10 sene önce bir tane gazete mi, dergi miydi, öyle bir başlık gördüm. Bir tane sümme aşa travesti. Kalkmış, din değiştirmiş. Müslümanmış ama travestiymiş, Hristiyan olmuş. Diyor, ona soruyorlar, diyorlar ki neden Hristiyan oldun? Çünkü İslam dini Lutiliye iyi gözle bakmıyor. Çünkü bize göre lanetlik bir kavimdirler. Bize göre çok af buyurun Lutilik, böyle cinsiyet değiştirmek böyle iğrenç şeylerdir. Bunlar Allah'ın kabul etmediği, Allah'ın fıtratına aykırı olan şeydir. O da diyor ki ben diyor İslam böyle bu meseleye bu şekilde bakınca Hristiyan oldum. Çünkü Hristiyanlığa göre günah değil. Veya günahsa bile kiliseye 100 dolar verdim mi temize çıkarıyorlar. Onun için din değiştirdim. Hey ahmak, Allah birken, Rab birken, kanun birken sen kimden kaçıyorsun? Sanki Hristiyan olunca diyecekler gel travesti. Seni biz Hristiyanlığa göre yargılayalım. 100 dolar verdim zaten günahları temizledim. Yalla cennette mi diyecekler? İşte mantık bu. O da şeytanın şetim dediğimiz, zan dediğimiz var ya. Yani suizan, sadece kötü zanlar üzeri insanlar din çıkarırlar. İşte böyle bir şeyin neticesi olarak ortaya çıkmış. Ondan sonra yavaş yavaş bu dünyada yayılmış. Peki özellikleri nelerdir deizmin, yani bu kafir dinin? Bu sapık
insan egosunun neticesi olan ve şeytanın şetimleriyle doğmuş olan şeytanperestliğin bir farklı versiyonu olan deizmin özellikleri nelermiş kardeşlerim? Deizme göre Allah vardır ama insanı yaratmıştır, insana karışmaz. Kesinlikle karışmaz. Deizm peygambere inanmaz. Allah ile insan arasında hiçbir varlığın giremeyeceğine inanır. Hiçbir şekilde vahiy de kabul etmezler. Deizme göre kutsal kitap kavramı yoktur. Sümme aşallahu teala insanı yaratmış, sokağa salmıştır, hiç sahip çıkmamıştır. Anlıyor musunuz? Deizme göre elçi olduğunu iddia edenlerin vahiy geldi diyerek var ettikleri kitaplar Allah'tan gelme değildir, uydurmadır. Deizm hiçbir kutsal kitap, peygamber ve anlayış kabul etmez. Deizmde şeytan, cehennem gibi ögeler yoktur. Deizmde özgür düşünürlerdir. İyi bir birey olabilmek için peygamber ve kitaplara gerek yok. Nefisleri nasıl iyilik görüyorsa onu iyilik bilirler. Aslında ben size bir şey söyleyeyim mi? Herhalde yeryüzünde insan nefsini ilahlaştırıp putlaştıran tek din deizmdir. Çünkü tamamen insan egosuna göre şekillenen sapık bir inanç yapısı. Peygamber kabul etmedin. Zaten biliyorsunuz bizim mümin olabilmemiz, Allah'ın bizden razı olabilmesi için imanın şartları vaciptir. Âmentü billahi ve melâiketihi ve kutubihi ve rasûlihi yevmil âkhirin kaderin hayrin şerrin minallâhi teâlâ ba'thel ba'del mevtel hak ve eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasûluhu demek gerekiyor. Yani mutlaka meleklerin, kitapların hepsini teyit etmek, kabul etmek lazım. Bir insan İslam'ın 6666 ayetini 6065 derecesini kabul etse, bir ayetin hükmünü inkar ettiği zaman direkt ve kafir olacağını biz biliyoruz. Bir insan ben deistim ama Müslümanım diyemez. Deist olduğu andan itibaren putperesttir. Ve Allah ve dinle hiçbir bağı yoktur. İslam'la da hiçbir bağı yoktur. Ve zındıktır, kafirdir. Bir komünist, bir sosyalist, bir materyalist Allah katında ne kadar lanetlik bir varlıksa deist de o kadar lanetliktir. Deistlere göre vahiyleri veya vizyonları reddederler. Hayatları da insan uydurması, mucizeler ve kehanetlere asla inanmazlar. Her şey kendi nefislerine göre belirler. Deizmde rahip, haham, imam gibi din adamlarına ihtiyacı yoktur. Bir bireyin istediği tek şey kendi sağduyu ve insan durumunu düşünme kabiliyetidir. Yani adam diyor ki hiçbir şey yok. Her şey ben uydurduğum gibi benim için. Mesela hatta sonradan bunlar kendi aralarında bir de mezheplere bölünüyor. Deizm bak bir adam uydurmuş, böyle canı sıkılmış bir kitap yazmış. Sonra bunun arkasından birileri daha bundan nemalanmış. Onlar da belli kitaplar yazmış. Sonra da ortada olmayan bir dinin din bölümleri, mezhepleri çıkmış. Yani demek ki Allah-u Teala'nın insanı yönetme hakkının olmadığını söyleyen adamların kalkıp insanları yönetmeye çalışması bile ne kadar büyük bir tezat olduğunun en açık belirtisidir. Nitekim deizm kategorilere ayrılır. Bir pandeizm dedikleri pandeizm evrenin tümünü tanrı olarak kabul etmektedirler sümme aşağı. Buna göre her şey tanrının bir parçasıdır. Her şey tanrıdır ve her şey ve her şeydir. Pandeizme göre Tanrı'nın kainatta bağımsız ve ayrı bir varlık yoktur. Tanrı'nın nesnelerde insan dünyasında ve doğasında var olandır. Mesela vahdet-i vücut kavramı gibi. Aslında bu bir tür ona benziyor. Pandeizm bir tür yani deizmin vahdet-i vücut anlayışı. Her şey ene hak diyor ya, ben hakkım, ben sümme aşallahım sözüne benzer ki biz bundan beriyiz. Bir de panendeizm dedikleri, o da buna benzeyen ama her şey ondan ayrı tutandır. Bir de spiritüel deizm dedikleri, bu da doğa içi birleşme, sezgi, tevekkül, meditasyon gibi farklı dinlerden uydurdukları şeyleri getirip yapıştırdıkları, yamaladıkları, kopyala yapıştır mantığıyla kendi dinlerine soktukları şeyler. Çünkü Allah var ama bizi malca yarattı, sokağa saldı mantığı biraz vicdanlarını zedelemiş ki adamlar bir de birkaç tane yama vurmuş da böyle yürüyor. Hatta dikkat ederseniz kalkmışlar Budizm'den, Hinduizm'den parçalar getirmişler. Bunu da deizme yok sokmuşlar ve ben size bir şey söyleyeyim. Aslında deizme götüren en tehlikeli etken maalciliktir. Yani kalkıp Kur'an ayetlerine mesela bazı Kur'an halkaları diye bu maalcilerin bazı böyle grupları vardır. 10 kişi oturuyorlar abi, hiçbiri Kur'an bilmez, İslam bilmez, din bilmez. 10 kişi oturuyorlar, açıyorlar Kur'an-ı Kerim'i, ayetleri Türkçesini okuyorlar. Zaten ben size şunu söyleyeyim önce, bunu hayatınız boyunca unutmayın. İslam alimlerinin genel ve cumhurun görüşüne göre meal Kur'an-ı Kerim değildir. Kur'an Arapça olandır. Çünkü Allah-u Teala'nın indirdiği kitap Arabidir. Arapça indirilmiştir ve lafzullah'tır. Allah-u Teala'nın sözüdür. Mesela gidin bütün İslam alimlerine sorun. Deyin ki bir meali abdestsiz alabilir miyim? Hepsi ittifakla der ki evet alabilirsin. Meal abdestsiz alınır okunur.
Peki Kur'an alınır mı? Dört mezhebe göre, cumhura göre ve ayetlere göre asla. Gusulsuz ve abdestsiz asla Kur'an'a dokunamaz. Neden? Çünkü vahiydir. Mahluk değildir, Allah'ın lafzıdır. Onun için adam alıyor birinin tercüme edip %40 anlamını bozduğu Kur'an ayetlerini diyor, okuyor okuyor. Biri diyor ki bence öyle değil de şu anlama geliyor olabilir. Öbürü diyor yok ben o fikirde değilim, bence böyledir. Öbürü diyor ki ben hiç o fikirde değilim, bence şöyledir. Bu adamlar nefsini devreye sokuyor. Şeytan da aralarına oturmuş. Valla sen de doğru söylüyorsun, sen de doğru söylüyorsun, sen de doğru söylüyorsun ama burada bir çelişki var. Ayetleri bu sefer sorgulatıyor. Mustafa İsyanoğlu çıkıp demedi mi? Falan ayette 1400 yıldır hata yapılmış, düzelten yok. Kalkıp Allah'ın ayetlerinin hatalı olduğunu söylemek sizce nedir? Siz, ben size söyleyeyim, deizmin penceresidir. Allah'ı artık kitabı inkarın ilk aşamasıdır. Onun için kardeşlerim ben size bir şey söyleyeyim mi? Dünyada hiçbir inanç insanlar için kurtuluş değildir. Hiçbir sapık, sapkınlaşmış, tahrif olmuş hiçbir kutsal kitap bile insanlar için çözüm değildir. İnsanlar için tek çözüm yaratıcı olan, insanı yoktan var eden ve bu kadar mükemmel bir dünyayı onun emrine koymuş olan Allah-u Teala'nın gönderdiği kutsal kitaptır. Ve yeryüzünde uyulması gereken en şerefli insan, böyle örnek alınacak, numune görülecek, bunun yolunda gidersen doğru yola erişirim diyecek insan da Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Başka hiç kimse değildir. Eğer siz kurtuluş istiyorsanız, siz diyorsanız ki biz cennete gitmek istiyoruz, Allah bizden razı olsun, o zaman Allah-u Teala Kur'an ile, sünnet ile size hidayet yolunu gösteriyor. Nitekim Zariyat suresindeki ayet-i kerime zaten onu söylüyor. Allah-u Teala sizi biz mal olarak yaratmadık. Böyle akılsız varlıklar olarak sokağa atılacak, dünyaya konulacak, sonra kendi başının çaresine bak, istediğin gibi zina, fuhuş yap, istediğin gibi tefecilik yap, istediğin gibi sömür diye biz yaratmadık demiyor. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ derken biz cinleri ve insanları sadece bize kulluk ve ibadet etsinler, bizim gönderdiğimiz vahye tabi olsunlar, gönderdiğimiz hayat rehberlerine tabi olsunlar. Başka bir ayet-i kerime Duhan suresi 38. ayette de Rabbul Alemin şöyle buyuruyor. وَمَا خَلَقْنَ السَّمَاوَاتَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبُونَ diyor. Biz yeri ve göğü ve ikisinin arasındaki hiçbir şey sizin için oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık diyor. Yani ben size yaratayım da, sizi var edeyim de dünyaya göndereyim, biriniz lay lay loy, biriniz loy 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 olun, biriniz deist olun, biriniz bilmem sineğe, öbürünüz sümüklü böceğe tapın diye yaratmadım diyor. Veya oyun eğlence olsun, makam mefki olsun, işte Allah bizi yarattı, oynayalım, eğlenelim, keyfimizi yaşayalım diye dünyaya gönderdi demeyin diyor. Zaten deistlerin dediğinin aksini bu ayet-i kerime söylüyor. Onlar diyorlar ki, Allah bizi yarattı, böyle saldı dünyaya, keyfinizi yaşayın diyor. Allah-u Teala da onları yalanlıyor. Duhan suresi 38. ayet-i kerimede وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبُونَ biz yerleri ve gökleri ikisinin arasındaki hiçbir şey oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık. Hepsinin bir gayesi, bir görevi vardır. İnsan da bir amaç ile yaratılmıştır. O amaca uymakla mükelleftir. O da kulluk ve ibadettir. Allah'a teslimiyettir. Allah'ın yapın dediğini yapmak, yasakladığından sakınmaktır. Başka bir şey değildir. Nitekim Kehf suresi 7. ayet-i kerimede اِنَّ جَعَلْنَا مَا عَلَى الْعَرْضِ زِينَةً لَهَا diyor. Muhakkak ki biz yeryüzünü olan yeryüzünde olan şeyler, onlara herhangi bir güzel amel edecek diye imtihan etmemiz için onlara arz ve ziynet kıldık diyor. Yani Allah-u Teala اِنَّ جَعَلْنَا biz kıldık diyor. مَا عَلَى الْعَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَّبْلُوَكُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَانُ الْعَمَلَى diyor. Hangisinin daha güzel amel yapacağını görmek için onlar için yeryüzünü döşedik, imtihan meydanı kıldık. Sınav alanı yaptık. Nasıl bir üniversite sınavına gidiyoruz veya liseler dengi sınavına gidiyorsunuz. Bakıyorsunuz masalarınızda sayılar yazılmış. Herkesin masasının kenarına kalemi, defteri, silgisi konulmuş, kağıdı konulmuş. İşte kardeşim senin sorumlu olarak görevin bu. Şu kadar zamandır okuyorsun, eğitim alıyorsun, hadi bakayım imtihana tabi tutulacaksın demesi gibi Rabbül Alemin bu dünyanın bunun için yaratıldığını söylüyor. Mülk suresi 2. ayet-i kerimede اَلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْغَفُورُ diyor Allah-u Teala. O amel, davranış, eylem bakımından hanginizin daha iyi ve güzel olacağını denemek için ölüm ve hayatı yarattı. Yani Allah-u Teala bak kısaca bizi ne için yarattığını söylüyor. Demek ki deistlerin, mealistlerin, sapıkların nefsini kendi put haline getirip Allah-u Teala bizi yönetemez ama biz nefsimizle ve şeytanla kendimizi yönetiriz diyenlerin hepsine cevabını açık ve net olarak Mülk suresi 2. ayet-i kerimede söylüyor.
Biz hayat ve ölümü sizi imtihan etmek, sınamak, dünya hayatında bir ağır imtihandan geçirmek veya hafif bir imtihandan geçirmek için yarattık. Siz yaratıldığınız amaç وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsanlar ve cinler sadece Allah'a kulluk ve ibadet etsinler diye yaratıldı. Başka bir amaç için yaratılmadı. Nitekim Bakara 21. ayet-i kerimede de يَا اَيُّهَا النَّاسُ عُبُدُوا رَبُّكُمُ الَّذ۪ينَ خَلَقَكُمْ وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ diyor. Ey inananlar, ey iman edenler, sizi sizden öncekileri de yaratan Rabbinize ibadet edin. Ona teslim olun, ona kullukta bulunun. Başka hiçbir şeye değil. Böylece belki böylece korunursunuz, böylece kurtulursunuz diyor. Böylece Allah-u Teala'nın rahmetine, mağfiretine mazhar olursunuz diyor. Başka hiçbir şey değil. Onun için kardeşlerim, sözün özü, deizm bir sapıklıktır. Bir insan ya hakkıyla Allah'a ve Resulüne itaat edecek, Kur'an ve sünnet ondan ne istiyorsa onu yapacak, ya da Allah muhafaza ölümünden sonra onu bekleyen ağır bir akıbet var, ona hazırlanacak. O da ölümden sonra bizi öyle basit bir süreç beklemiyor. Kabir sorgusu bekliyor. Sekaratül maut bekliyor, nekir münker sorgusu var. Ondan sonra kabirde karşılaşacağımız korkunç akıbetler, kıyamet günü, mahşer meydanı, sorgu. Ondan sonra ömrünüzün iki katı sorgudan geçirilecek. Sonra akıbetiniz belli olmadığı bir şekilde sırat köprüsüne yürüyeceksiniz. Orada da 70 bin günahı böyle cımbızla arayan 70 bin tane aynı bir fabrika bandı düşünün ki üzerinde böyle özel cihazlar vardır. Sütü bozuk olan şu böyle onu böyle ayrıştırır. Öyle muazzam bir sistemden, bir banttan geçeceksiniz. Eğer öbür tarafa varırsanız kurtulursunuz. Varamazsanız, vay sizin halinize. Öyle bir adam çıkacak, Rabbim ben deistim, sana inanıyordum ama sen hiç vahiyini kabul etmedin. Ben deist olduğuma göre, seni kabul ettiğime göre artık cennete atarsın diyemeyecek yani. Bu kadar basit. Sözün özü budur. Onun için kimse kendisini aldatmasın. Şeytan kimseye de bu dünya hayatında parmak atmasın. Vallahi bu işin sonu yok yani. Haberiniz olsun. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Rabbim bizleri hakkıyla, hakkı hak bilip hak yolda mücadele veren kullarından eylesin. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı tanıyan, onun davasına tabi olan kullarından eylesin. Allah-u Teala bizleri İslam'a teslim olmuş, hayat ve mücadelesini Kur'an ve sünnete göre veren, asla şeytanın kendisine galip gelmediği, kendisini kendisine böyle şetimleriyle, hileleriyle yönetmediği kullarından eylesin. Rabbim kıyamet günü Livatul Ham sancağı altında bizleri Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la bir araya getirsin. Onun bayrağı, onun sancağı altında ümmet eylesin. Havd-i Kevser'den Nebi Aleyhisselatü Vesselam elinden o mukaddes sudan içmeyi nasip etsin. Ebedi susuzluk çekmeyen kullarından eylesin. Yeryüzündeki bütün sapık, batıl dinlerden bizleri muhafaza eylesin. Rabbim sıratı geçen cennetine nail olan ebedi saadet ve mutluluğa erişen kullarından eylesin. İlahi Selim ve Selim Ya Rabbi Ala Habibike Muhammed Mustafa Ala Nesil Ashabi Kulecma'in. Ve şuhedâ ve salihin lillâhi el-Fâtiha tamassâhu.